Arafta Söyler programından hepinize hayırlı akşamlar değerli 24 TV izleyicileri. Kim var programımızda? Aslında siz biliyorsunuz, siz tanıyorsunuz. Biz uzun zamandan beri Arafta Söyler'de kendisini zaten ağırlıyoruz ki ben bundan şeref duyuyorum. Ama kim programımızda? Oyuncu yazar diyeceğim ama ilk defa o sıfatlarla bu programı yapacağız. AK Parti Manisa Milletvekili, aynı zamanda AK Parti Grup Başkan Vekili Sayın Bahadır Yenişehirlioğlu. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bahadır abi, nasılsın? Elhamdülillah, iyiye gidiyor. Çok güzel, süper. Şimdi herkese sorduğum soru. Belki daha önce defalarca sordum. Seni bu konuda sıkmış olabilirim. Estağfurullah. Ama ne edersin? Arafta Sorulardayız. Acaba Arafta mıyız, değil miyiz kısmını tekrar güncellemek adına Bahadır Yenişehirlioğlu Arafta. Türkiye'nin en kült programlarından biri olan Arafta Soruları, en Türkiye'nin kült program sunucularından biri olan Esra Elönü'nün Arafta Sorular programındayım. Tamam, evet, tamam. Bu güzel bir kaçış sevgili Bahadır Yenişehirlioğlu abimiz, ama sen nasılsın? Elhamdülillah, iyiyim. Onu soracağım, senin sağlığınla ilgili soracağım. Arafta değilim, onu söyleyeyim. Ne oldu bu siyaset, onlara falan geleceğiz ama o arada bir Arafta kaldığın durum oldu mu acaba? Oyunculuk, yazarlık, yoğun çalışmalar, değil mi? Tahsin Paşa bir taraftan, bir taraftan siyaset, bir Araflık durum sanki oldu mu? Oluyor gayet tabii. Hı. İnsanoğlunun hayatında önemli dönüm noktaları oluyor. Evet. Bu önemli dönüm noktalarında insan önünü ardını hesaplamak, durumu değerlendirmek, artılarını eksilerini hesaplamak açısından bir araf durumu söz konusu oluyor. Bir kontürpiyede kalıyor. Hmm. Daha sonra zaten su yolunu buluyor. Kendiliğinden mecrasına doğru akıyor. Hmm. Ama hep öyle olmuştur. Benim hayatımdaki hep dönüm noktalarında durup bir düşünmüşümdür. Kararını verip ondan sonra devam etmişimdir. Geriye dönüp bakmamışımdır. Hmm. Dönüm noktası oldu yani bu. Oldu gayet tabii. Çok enteresan bir tecrübe. Onu şimdi senden alacağım. Evet. Peki, herkes çok merak ediyor. Sana nazar değdiğini düşünüyorlar. Bana sevgili mı? İyi misin? Bir, büyük bir kaza atlattın. Öyle. Çok büyük geçmiş olsun. Seviyoruz. Ama sevgili izleyenler de çok merak ediyorlar. Şu anlık son durumumuz nedir? Allah'a şükürler olsun. Bugüne beni ulaştırdığı için Allah'a hamd ediyorum. Hamd şükrediyorum. Olsun. Çok ciddi bir trafik kazası geçirdim, doğru. Hı hı. Hayatımda geçirdiğim en kötü anılardan birisi oldu benim için. Ankara'dan Manisa'ya gece karayoluyla, yine parti programına uymak için sabah orada olmam gerekiyordu. Saat 12 gibi meclisten ayrıldım. Hı hı. Ben, oğlum, arkada oturuyorduk aracın. Şoförümüz arabayı kullanıyordu. Emniyet kemerim takılıydı ama Afyon'a geldiğimizde bizden önce gerçekleşen bir trafik kazasında angus dediğimiz büyükbaş hayvanlar dağılmışlar. Onlar da karayolunda yürüyorlarmış. Birdenbire betona çarpar gibi bir hisle her şey allak bullak oldu. Hatta böyle film şeridi gibi geçer ya insanların gözünden. Hmm. Neler geçti orada Bahadır'ım? Film şeridi gibiydi. Benim emniyet kemerim bağlıydı arkada ama oğlumun emniyet kemeri bağlı değildi. Çok şiddetli bir çarpmanın neticesinde bütün hava yastıkları patlamıştı ve camlar kırılmaya başladı, dağılıyordu. Birden oğlumu arabanın tavanına doğru vurup sonra benim üstüme düştüğünü gördüm. Emniyet kemeri çok kötü sıkmıştı. Arabanın yoldan savrulduğunu, menfeze doğru yuvarlandığını, sonra çok büyük bir kayaya benim oturduğum yerden alttan vurup patika yola saplandığını öğrendim. O esnada belim kırılmış zaten. Oğluma bir şey olacak korkusuyla, bir baba refleksiyle, benim emniyet kemerim var kurtulurum ama oğlumu arabanın içinde savrulurken görünce oğlumu kaybedeceğim korkusuyla zaten bayıldım o esnada. Kendime geldiğimde de şoktaydım, konuşamıyordum. Ama daha sonra hastanede öğrendim ki kaburga kemiklerim çatlamış. Belimde kırık oluşmuş. Kafatasımda çatlaklar oluşmuş. Makineye girdik.
MR'larımız çekildi, tomografilerimiz çekildi ve durumu öğrendik. Sonra sağ olsun hem Afyon'daki değerli uzmanlar, Afyon Araştırma Hastanesi, hem de Sağlık Bakanımızın, Cumhurbaşkanımızın ilgileriyle orada kalmama karar verildi. Oynatılmamama karar verildi. Çünkü kırığın dağılıp sinirleri kesme durumu vardı. Felç olma durumu vardı. Bir ay kadar sırt üstü hiç kıpırdamadan tavana bakarak Afyon'da kaldım. Sonra hava ambulansla İstanbul'a sevk edildim. Hastanedeki o yatağın aynısını eve kurdular sağ olsunlar. İki ay boyunca da evde. Şimdi içimde bir çelik korse var. Bu çelik korse ile hareket edebiliyorum. Henüz tam iyileşmedim. Ama sen bizim için çok anlamlı ve değerlisin. Dostum olarak da öyle. Çok teşekkür ederim. Sizin bana programınıza gelmemek zaten mümkün değildi. Çelik kafesin içine girip şu an dik oturmamın sebebi o. Allah'a hamd ediyorum. Beterin beteri vardır hayatta. Ben hayatım boyunca hep öyle baktım. Başımıza gelen hadiseler Allah'tandır. Bize düşen sabretmektir, sonuçlarını değerlendirmektir. Ben de doktorlarımın bana söylediği ne varsa aynen uyguluyorum. Tedavim daha devam edecek. Şu an tam iyileşmedim. Belimde uzun süre oturmalarda ve uzun süre yolculuklarda sıkıntı yaşıyorum. Bütün amacım 1 Ekim'de meclis açılacak. Meclis açılıncaya kadar dikkatli olayım. Vazifemi layıkıyla yerine getirebileyim derdim o. Ama beni bugünlere getiren Allah'a şükürler olsun. Dostlarımın duaları, aramaları, sormaları, ziyaretleri, Allah hepsinden razı olsun. Pozitif enerjiye inanırım. Güzel enerjiye inanırım. İnsanı iyileştirir. Kendi içinizden de kaynaklanıyorsa size iyi gelir. Sizi de güzelleştirir. İnsanoğlunu güzelleştirir. İyi düşünmek, İyi düşüncelere sahip olmak insanın ağısını alır derdin İnem. Acısını azaltır. Acısını değil mi? Kötü enerjiler içinde, kötü fikirler içinde olan insanlar içinde İnem onun dadı acımış derdi. Çok güzel. Dadı. Dadı. Yani tadı kaçmış manasında. O yüzden pozitif düşünmeye gayret ediyorum. Hayatım boyunca öyle yaptım. O enerjinin gücüyle de Allah'ın izniyle her geçen gün sağlığıma biraz daha kavuşuyorum. Çok şükür sevgili Bahadır abi. Bahadır abi şaşkın mısın? Nasıl bir soru bu böyle? Şaşkın mısın? Yani şaşırdım. Bu sorunun karşısında şaşırdım kaldım. Şaşkına döndüm açıkçası. Canlı yayında şaşırıyoruz. Şaşırıyoruz. Seni biz farklı zaman kılan da bu. Durup dururken bir soru sorma. Şaşkın mısın? Yani şaşırdın mı bu süreçlere? İnsanoğlu. Şimdi şöyle, şu yüzden söylüyorum Bahadır abi. Çünkü çok yoğun setlerdeydin değil mi? Oyunculuk, kitap. Bu arada sen çok yoğun kapandığın zaman bir 6 ay çıkmıyorsun. Evet, doğru. Özür dilerim, bilgisayar başından kalkmıyorsun. Doğru. Fakat sonra bir siyaset. Yani galiba bunun bir isteği öncesi falan yok galiba. Bir anda mı oldu? Siyaset kurumunun önemli olduğunu düşünüyorum ben. Siyaset kurumuna zaman zaman duyarız ya, siyasete güven kalmadı, siyasetçilere güven kalmadı gibi hep negatif anlamlar yüklenir siyasete. Aslında bunu sadece siyaset için değil, bütün kurumlar ve o kurumların içerisinde onları ayakta tutan bütün insan yapısı için konuşabiliriz, söyleyebiliriz. Siyaset kurumu bizatihi önemli bir kurum. Çünkü devletin idaresi, hükümetin milleti ilgilendiren doğru kararlar alması, onların güvenliği açısından, onların mutluluğu ve huzuru için birçok kanun çıkartması ve eyleme geçmesi gereken, yani çünkü siyaset kurumu olmadığı zaman bu dediğimiz hadiseleri gerçekleştirmeniz, yapmanız mümkün değil. Bizatihi siyaset de insandan oluşuyor. Biraz hani daha yukarıdan bakıp söylemeye çalışıyorum. O yüzden hani siyaset kirli bir alan, siyaset pek içine girilmesi istenmeyen alan gibi konuşulur, edilir ama genel manada şikayet edilir. Olmuyor, yapılmıyor, edilmiyor diye. O zaman sizin siyasetin içinde yer almanız da önemlidir. Siyaset kurumu bizatihi değerli ve anlamlı. Çok doğru. Hangi işi yapıyorsanız yapın değerli ve anlamlıdır. Siyaset de öyle. Ama genel manada insan yapısı günümüzde bozulmaya meyyal olduğu için, insanın kalitesi düştüğü için, insanın ayarı bozulduğu için
O sebeple işte tabiat bozuluyor. Çünkü sen kirletiyorsun. İnsanoğlu kirletiyor. Siyaset kurumunda yanlışlıklar varsa o insanla alakalı. İnsanın kalitesiyle, yapısıyla alakalı. Yani bizatihi insanın dadı kaçtığı için, insanın dadı acıdığı için birçok kurumdaki aksaklıklar, bozulmalar ortaya çıkıyor. Dolayısıyla insanoğlunun bizatihi kendine bakması lazım. Önce kendine bakması lazım. Benim ayarım kaçtı mı, kaçmadı mı? Eleştirmek çok kolay. Bu programı yapıncaya kadar ne büyük çileler çekiyorsunuz. Altyapı çalışmalarınız var, bu kadar çalışan insan var. Dışarıdan bunu eleştirmek çok kolay. Taşın altına elini koyma. Bizatihi sen ne kadar ayarlısın? Ne kadar erdemlisin? Buradan bakmak lazım. İnsanoğlunun kendini sorgulaması gerekiyor. Başkalarını sorgulamak yerine kendini sorgulaması gerekiyor. Her fert kendini, kendi erdem tırnak içinde kavramını sorgularsa, bu erdemden ne kadar uzaklaştığına dönüp bir bakarsa, bütüncül olarak insanlık ailesi içerisinde var olan kurumların da kalitesi bozulur ya da artar. Bu kadar basit. Siyaset alanını o yüzden ben çok sıkıntılı, çok problemli, çok kirli bir alan olarak görmedim hiçbir zaman. Siyasetin önemli olduğuna inandım. Ama aynı zamanda bir de grup başkan vekilliği. Evet. Şu an evet Bahadır Yenişehirlioğlu olarak senin karşındayım. Bir yazar olarak, bir aktör olarak, bir hukuk adamı olarak. Ama buna eklenmiş başka titirlerim de var. Evet Manisa milletvekiliyim. Evet AK Parti grup başkan vekilliyim. Böyle bir kimliğim de var. Ama bu kimlikten bağımsız olarak sohbet ediyoruz şu an seninle. Siyaset evet. Çünkü yaptığım işler çok yoğun işlerdi. Aktörlük hayatım çok profesyonelce devam ediyordu. Yazarlık hayatım devam ediyordu. Evet. Bütün dünyada, Avrupa'da, birçok coğrafyada konferanslarım devam ediyordu. Birdenbire bunları geride bırakıp daha ön plana aldığım bir siyasi kimlik ortaya çıktı. Ama ben Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı, bana göre de bütün dünyanın önemli bir lider olarak kabul ettiği Sayın Recep Tayyip Erdoğan Bey'le çok eskiye dayalı bir hukukum olmasından ve ona olan bir muhabbetim ve güvenim olmasından kaynaklı. Onun teklifini zaten geri çevirme gibi bir lüksüm yoktu. Dolayısıyla bu muhabbet ve ona olan güvenim, onun Türkiye'ye yaptıklarını 62 yaşında bir adam olarak görüyor olmam, Türkiye'yi nereden nereye getirdiğinin şahitliğini yapan bir adam olarak yanında yer almanın önemli olduğunu düşündüm. Artık aktörlüğünüz, yazarlığınız bir kenarda kalıyor. Akıl sağlığım olduğu sürece her daim yazabilecek bir potansiyelde olmayı arzu ederim. Sonra da yapılabilir. Ama şimdi önceliğim, evet siyasi bir kimliğim var. Ve mecliste bir temsil kabiliyetimiz var. Oradaki performansımıza odaklanıyorum. Orada yapacağımız çalışmalara. Peki orada nasıl bir Bahadır Yenişehirlioğlu göreceğiz efendim? Takım elbiseli, kravatlı birini göreceksin. En basit manada. Fazlası bence. Peki Bahadır abi, şu anda Türkiye'nin en önemli sorunu diyebileceğin şeyler neler? Şu sorunu, mesela şu soruna şöyle bir çözümüm var. Şunun için şöyle bir şey tasarlıyorum. Buna mesela şeyi de konuşacağız. Kültürel iktidar meselesini de konuşacağız. Ki bence senin oradaki varlığın aslında bunu çok mütenasip bir uyum da sağlıyor. Nedir sence sıkıntılarımız Türkiye'nin? Zor mu soru? Efendim? Zor mu soru? Hayır zor değil. Ben Türkiye'nin aynı zamanda dünyanın da en büyük sıkıntısının insan olduğuna inanıyorum. Çünkü insanoğlunun bizatihi kendisi anlamlı ve değerli. Anlamını ve değerini yitirdiği andan itibaren bambaşka yerlere savruluyor. Erdemini kaybetmiş insanoğlu, hak, adalet ve liyakat kavramlarından olabildiğince ötelere savrulmuş insanoğlu. İster dini terminolojiden bakın, helal haram kavram deyin, ya da seküler bir manadan bakın, genel ahlak, evrensel ahlak deyin. Bu kavramları yitirmiş olan insanoğlunun asıl problem olduğunu düşünüyorum. İnsanoğlunun yaratılış gayesinin çok ötesine savrulduğunu görüyoruz her geçen gün. Buna şahit olmak insanı üzüyor. İnsanoğlunun düzelmesi, insanlığın düzelmesi
her şeyin düzelmesi demek aslında. Siz istediğiniz gibi mükemmel kanunlar çıkartabilirsiniz. Hı-hı. Üzerinde tartışırsınız, konuşursunuz ve o hangi konuyla alakalıysa o kanun maddesini çıkartırsınız. Hı-hı. Ama o kanun maddesini uygulayacak olan kişi erdemini, hak, adalet kavramlarını yitirdiyse o takdirde arzu ettiğiniz sonucu almanız çok zordur. Hı-hı. Buradaki mevzu insan kalitesinin yükseltilmesi, insanın tekrar yaratılış gayesine uygun, bizatihi insanlığa şifa olacak insanlar haline dönüşmesi. Toplumun esas probleminin ve sıkıntısının bu olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Alev Alatlı der ya paçozlaşma diye. Hı hı. Giderek günümüz insanının paçozlaştığını görüyoruz, o öyle tabir ediyor. Çok şey ifade ediyor aslında o formülü onun o. İnsanın ben ayarının kaçması olarak bunu formülize etmeye çalışıyorum. İnsanoğlunun ayarının kaçmaması lazım. Haktan, adaletten, liyakattan uzaklaşmaması lazım insanoğlunun. İnsanoğlunun erdemini yitirmemesi lazım. Çünkü insanoğlu erdemini yitirdiği andan itibaren pimi çekilmiş bir bombaya dönüşüyor. Artık her şeyi yapabilir. Hiçbir şey onu sınırlandırmıyor. Dünyanın geldiği noktaya bak. Atmosferin haline bak. Atmosfer. Denizlerin haline bak. Okay. Suyun kalitesine bak. Toprağın yapısına bak. İnsanoğluna bak. Arz üzerindeki iki ayağının üzerinde duran eşref-i mahlukat dediğimiz insanoğlunun ayarına bak. Büyük sıkıntı var. İnsanoğlu bozulursa her şey bozuluyor. İnsanoğlu düzelirse her şey düzelir. Süper. Yani sen bununla ilgili bir... Her şey bununla alakalı. Hep zaten bunu yapıyoruz. Yapılacak bütün çalışmalar bununla alakalı. Ben hayatım boyunca bunun üzerine gayret ettim. Kapasitem ölçüsünce, Allah'ın bana verdiği yetenekler ölçüsünce ihya edici olmaya çalıştım. Bu sebeple kitap yazdım. Hmm. Kitap yazmamın ana sebebi de budu. Evet, edebiyata düşkünlüğümdü. En önemli sebep bu ama yazdığım metinlerin insan olduğuna şifa olmasını önemsedim. Onların yaralarını sarmasını önemsedim. Onları kendilerini sorgular hale getirmesini önemsedim. Durup kendileriyle yüzleşmesini, kendilerine bakmasını önemsedim. Bu sebeple edebiyat yaptım. Yara açmak için değil, yara sarmak için edebiyat yaptım. Aktörlük hayatımda da kabul ettiğim, oynadığım rollerin rol model olmasını önemsedim. Toplumun bütün değer yargılarıyla ters düşmüş bir karakteri oynamak yerine örnek alınabilecek insanları yorumlamaya gayret ettim. Aktörlük hayatım boyunca oynadığım karakterlere bakarsanız bu böyle gelişti. Amaç neydi? İnsanoğlunun ayarına katkıda bulunmak. İnsan insandan etkilenir çünkü. Bir sözden etkilenir. Okuduğu bir kitaptan etkilenir, bir sohbetten etkilenir, bir bakıştan etkilenir insanoğlu. Çünkü etten, sinirden müteşekkil, hassas bir yapısı var insanoğlunun. Eğer bu hassasiyetini kaybettiği zaman, duyarsızlaştığı zaman, eğer kalbi kas katı hale geldiyse, karanlık bir taş haline geldiyse, o zaman o insanoğlundan korkman başlıyor. İnsanoğlundan çekinmek, insanoğlundan korkmak, insanoğlu her şeyi yapabilir demek o toplumun güven ortamını yok ediyor. Oysa ki yaşadığınız toplumda insanlara güvenmek istiyorsunuz. Arkanızı dönebilmek istiyorsunuz. İnsanoğlunun belli sınırlarını korumasını istiyorsunuz. Belli hassasiyetleri korumasını istiyorsunuz. Ben böyle düşündüm, yaptım. Benim için böylesi uygun. Kural mural tanımayan insanlardan oluşan bir toplumda yaşamanın ne büyük sıkıntı olduğunu görüyoruz. En basit manadan trafiğe bakalım. Trafikteki insan ilişkilerine bakalım. Bakalım ne görüyoruz? Büyük problemler görmüyor muyuz her gün? Yani bir adamın yanlış bir sollama yaptı diye arkasındaki arabayı durdurup onun üstüne çıkıp tepinmesi, içerideki kadının çığlık çığlığa bağırıyor olması, camı kırmaya çalışıyor olması, aynalarını kırarak zarar veriyor olması. İnsanoğluna has bir davranış mı, hoş bir davranış mı? Trafiği hiçe alarak sürekli makas yapması, ne düşünüyorsa, kendini nasıl hissediyorsa.
hiç kimseye düşünmeksizin, trafiğin şartlarında düşünmeksizin, trafiği tehlikeye attığını görmeksizin bu davranış içine giriyor olması bir adamın ya da bir hanımın normal kabul edilebilir bir şey mi? Şüphesiz. Trafiği kesmişsin, asker uğurlaması yapıyorsun, bar bağırıyorsun, meşaleler yakıyorsun, evleniyorsun, düğün cemiyeti yapıyorsun, belinden silahı çıkarıp dağın nereye gittiğini düşünmeden, insanlara zarar verip vermeyeceğini planlamadan. İnsanın ayarı kaçıyor. Medeniyet dediğimiz şey sadece kendini değil, kendi lüksünü, kendi hazzını düşünmenin çok ötesinde başkalarını düşünerek de onların haklarını gözeterek yaşama sanatı. Medeniyet böyle bir şey. Ama ben istedim, oldu. Ben yapıyorum, yaptım. Giderek bu hale dönüşen bir insan toplumundan bahsediyoruz. Bu önemli bir çözülme. Medeniyetini yitiriyor giderek insanlar. Medeniyet kavramından uzaklaşıyorlar. Bunu özgürlük olarak açıklayamayız. Bunu günümüzün neslinin düşüncesi böyle diye açıklayamayız. İnsanların her düşündüğünü hayata geçiriyor olması, hiçbir kural tanımıyor olması onun özgürlüğüyle alakalı bir şey değildir. Toplumun özgürlüğü benim senin özgürlüğüne saygı duymamla alakalı gelişir. Yani kendi sınırlarımı bilmekle başlar. Kendi sınırlarımı bilmiyorsam, senin sınırlarına riayet etmiyorsam orada artık benim özgürlüğümden bahsedemeyiz. Benim tecavüzümden bahsedebiliriz. Açıkçası. İnsanın bizatihi problemli olduğunu düşünüyorum. İnsanın ıslah edilmesi gerektiğini, iyileştirilmesi gerektiğini, moral değerlere tekrar kavuşması gerektiğini düşünüyorum. Şu anda neler oluyor bilmiyorum ama herhalde öne geçtik şeyde, müsabakada. Şimdi onunla ilgili bilgiler gelecek. Şimdi Bahadır abiciğim, biz seninle çok program yaptık. O programlarda da böyle çok güzel konuştuk seninle, sohbetler ettik falan. Senin bir özelliğin var, gerçekten cesursun. İnandıklarını söyleme konusunda herhangi bir konforlu alan seçmek gibi bir şeyin yok. Yani öyle bir arayışın yok. Dolayısıyla sen konfor mühendisi de değilsin. Yok, olmadı. Mühendisliğin de yok. Cesursun. Dilsiz şeytan olmaktan korkarım. Evet. Mesela artık hani önümüzde senin de siyaset yapabileceğin uzun bir alan var. Evet. Bunu da görüyoruz. Şimdi artık biraz da böyle kendi içimizde bir öz eleştiri yaparsak. İnandıklarımızı inandırmak ya da buna mukni kılmak için yeterince cesur muyuz sence? Yani değerlerimize hakaret, tamiz cümlelerle gelindiğinde bunun karşısında durabilme özgüvenini ve cesaretini gösterebiliyor muyuz? Sinmiş miyiz biraz, yoksa biraz böyle pusmuş olabilir miyiz? Şimdi sence nasıl görüyorsun? Mesela sosyal medyayı da çok iyi takip ediyorsun. Bütün platformları takip ediyorsun. Artık siyasi platformlarda da mutlaka var olacaksın. Bu davranış biçimini nasıl yorumluyorsun? Ya da ben doğru mu görmüşüm bilmiyorum. Yanlış gördüğümüz şeyleri söylemekle mükellefiz. Hı-hı. İnsanoğlu olarak. Hı-hı. Yani siyasetçi olarak söylemiyorum bunu. Yani sadece siyasetçi kimliğimle konuşmuyorum. Bizatihi insan kimliğimle konuşuyorum yani. Hı-hı. Yanlış gördüğümüz şey ne varsa onu söylemekle mükellefiz. Yanlış yapıldığı zaman susuyor olmanın dilsiz şeytandan bir farkı olmadığını düşünenlerdenim ben. Hayatım boyunca yanlış gördüğüm şeyleri de söyledim. Şimdi ciddi manada büyük sıkıntıları var Türkiye'nin. Bütün dünyanın sıkıntıları var. Ama biraz önce de söylediğim gibi bize has özel sıkıntılar var, problemler var. Bize has problemli insanlar var. Bunları eğer yanlış olduğunu söylemezsek, yapılanın hatalı bir davranış olduğunu söylemezsek o zaman iyiye doğru ulaşamayız. Amacımız iyiye ulaşmak, sağlıklı olana, güzel olana, muhabbetli olana ulaşmaksak o zaman yanlış gördüğümüz şeyi de söylemek ve eleştirmek durumundayız. Efendim mahalle baskısına maruz kalırım, çeşitli çevreler tarafından kınanırım ya da statüm zarar görür, konumum zarar görür. Ben hayatım boyunca böyle plan programı yapmadım. Doğru bildiğimi her zaman söyledim. Arada, hangi konuda olursun olsun söyledim. Aynen. Bu arada Avrupa şampiyonu olduk. Oo maşallah. Tebrik ederiz. Güzel bir şey. Yenmişiz. Filenin sultanları. Elhamdülillah. Tebrikler. En son Vargas galiba o seti alıyor. Evet. Tebrik ederiz hepsini. Eyvallah.
Şimdi mesela bununla ilgili de bu filenin sultanları ile ilgili de çok şey konuşuldu. Evet. O konuya da geleceğim ama yani şimdi zaferi yaşayalım. Onu zafere gölge etmeyelim. Ama gölge edenler maalesef vardı. Bundan ziyade bu cesaret konusunda biraz ilerlemek istiyorum Bahadır abiciğim. Mesela bir sorun var. Ya sokakta bir sorun var. Bunu gazeteci olarak, yazar olarak nacizane ama bir anne olarak sezdiğim bir sorun var. Bu da başıboş köpek sorun. Evet. Şimdi burada biz enteresan bir sessize aldık kendimizi bir ara. Hani mesela bir şey yazıyorsun, işte başkasının cesaretinin konforuna sığınmayarak bir şey yazmaya çalışıyoruz. Bir sıkıntının olduğunu görüyoruz fakat bu anlamda aksiyon almakta biraz zorlandık. İşte gerek siyasetçilerden gerek işte yazarlardan. Bilmiyorum niye oldu ama galiba şu var. İnsan savarak hayvan sever olunabilir mi gerçeğini bir kere Bahadır abicim senden dinlemek istiyorum. Ya biz burada ne yapıyoruz? Ben bu konudaki tavrımı çok net ortaya koydum. Ona geleceğim. Sen burada çok ciddi bir cesaret örneği göstererek ki sana çok güzel tepkiler var. Bu arada 5199 sayılı kanunla ilgili de değişiklik yapılacak mı diye siyasetçi Bahadır abiye sorular da geliyor ama oradaki insani çizgiyi, vicdani çizgiyi, çerçeveyi senden almak istiyorum. Ya başıboş bir köpeğin hangi gerekçeyle olursa olsun bir savunmasız çocuğu parçalaması, sakat kalmasına veya ölümüne Allah muhafaza sebebiyet vermesi ki örneklerini görüyoruz. 10 çocuk maalesef geçen yıl kaybettiğimiz birçok evladımız var. Bunu normal karşılayabilir miyiz? Efendim yani şuradan yaklaşamayız. Mutlaka azdırılmıştır. O köpek kışkırtılmıştır. Çevredekiler tarafından o noktaya getirilmiştir. O sebeple saldırın. Bunun bir açıklığı, bu mazereti olamaz işin. Yani dünyanın hiçbir yerinde bu kadar başı boş köpek şehirlerde bu kadar çeteleşmiş olarak yaşayamazlar. Dünyanın hiçbir yerinde görmüyoruz bunu. Şehir merkezlerinde, gecenin belli bir saatinde ya da kırsal noktalarda, çocukların sabahleyin erkenden okula gittiği saatlerde bunları yaşıyoruz ve bunlara şahitlik yapıyoruz. Ve dünyanın hiçbir yerinde bu kadar başıboş köpek görmüyoruz biz. Bunun bir hale yola çevrilmesi, düzeltilmesi ve bu sorunun ortadan kaldırılması gerekir. Kastettiğim şey oydu. Bunun bir düzenlenmesinin yapılması lazım. Zaten Sayın Cumhurbaşkanımız açıklama yaptı. Bu konuda çok net bir açıklama yaptı. Macaristan dönüşünde bir açıklama yaptı. Macaristan dönüşünde açıkladı. Ne dedi? Dünyadaki örneklerine bakarak hani Amerika'yı yeniden keşfetmek gerekmiyor. Onlar nasıl bu hadiseyi çözdüyse biz de bu hadiseyi çözeceğiz dedi. Yani bunun bir yasal düzenlemeye alınması gerekiyor. Bu var olan yasal düzenlemelerin iyileştirilmesi, ıslah edilmesi, eksik yerlerinin tamamlanması gerekiyor. Bunu yapacak olan da meclistir. Yani komisyonlarda bu hadise görüşülüp daha sonra yasalaşması için meclis genel kuruluna gelir ve orada değerlendirilir ve yasalaşır. Benim de köpeğim oldu. Benim de kedim oldu. Yani hayvan seven bir insan olarak söylüyorum bunu. Burada bir problem var. Bunu görmezden gelemeyiz. Hayvanlara şiddet uygulanması, hayvanlara eziyet edilmesini de asla gözümüzden, önünden kaldıramayız. Çünkü biz medeniyet itibariyle hep söylüyorum, konferanslarımda anlattım. Biz hayvan sevgisini batıdan alan bir toplum değiliz. Bizim kendi kodlarımızda var. Hep söylüyorum. Ebu Hureyre örneği var önümüzde. Kedi babası. Malumunuz sohbet yapacağı zaman öğrencileriyle beraber cellabiyesinin ucuna gelir bir kedi yatar. Sohbeti biter, kalkması lazım. Kediyi rahatsız etmemek için cellabiyesinin köşesini keser. Merhametinden dolayı. İşte bu aslında hayvan sevgisini bize gösterir. Dünyanın başka hiçbir medeniyetinde görmeyiz kuş evlerini biz. Çok güzel. Evlerimizi süsleriz ama bir de dışarıdaki hatta o bölgenin kuşlar için evi yaparız. Bir de misafir gelen kuşlar için kuş evi yapmışızdır. Hem de son derece mimarisine dikkat ederek zevkli biblo gibi. Bu bizim kültürümüzde var olan bir şeydir. Velhasıl burada hayvan düşmanlığı değil kastettiğim şey. Ama sektör haline gelmiş hadiseler var ki küresel olarak
Burada ciddi manada bir rant var. Bunu kışkırtanlar, bunu köpürtenler, bunu normal seyrinden çıkaranlar da var. Dolayısıyla ortada bir problem vardır. Bu problemin çözülmesi gerekir. Bu problemin çözüleceği yer de meclistir. Yani kanunlar vasıtasıyla bu hadisenin düzenlemesi yapılabilir. Benim söylediğim oydu. Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği de buydu. Çünkü problemi görüyor. Bu problemin çözülmesi lazım. Ne hayvanlara zarar vererek, ne onları yaratılmıştır neticede. Yaradılanı severiz yaradandan ötürü. Allah'ın emaneti gibi görürüz. Bütün hayvanları. Hiçbir hayvana zarar vermeyiz. Sohbet yaparken eteğinin ucuna çıkmış karıncaları 3-5 kilometre yayan gittiği yerde fark edip ben bunları anaları evlatlarından, babaları eşlerinden ayırmışım, vatanından ayırmışım deyip 4-5 kilometre geri gelip mola verdiği yerdeki karınca yuvasına üzerindeki karıncaları silken bir kültürden geliyoruz. Bizim kültür ve kodlarımızda hayvanlara muhabbet göstermek kesinlikle var. Ama iş çığırından çıkıyorsa, kontrolden çıkıyorsa, ortada bir problem varsa bu problemi görmezden gelemeyiz. Dünyada bunun örnekleri çok. Türkiye'de de bu konuda çok güzel çalışmalar yapan belediyeler de var. Yani bunu bir değerlendirilmesi lazım. Bir çerçevesinin çizilmesi lazım. Siz de biliyorsunuz, ben de defalarca gittim bütün Avrupa ülkelerinde. Başıboş köpek hadisesine hiç rastlamadım açıkçası. Yani hiçbir Avrupa ülkesinde. Genelde her konuda Batı'ya örnek veren o beyazlar. Şimdi Hindistan'ı, Pakistan'ı örnek veriyorlar da. Olmaz yani. Onları işte hayvan belediyelerin gayretli çalışmaları var. Yanlış yapanlar varsa uyarılacaktır, eleştirilecektir, cezalandırılacaktır. Barınaklarla alakalı bahsediyorum ama hayvanlar barınaklara, başıboş hayvanlardan bahsediyorum ya da saldırgan hayvanlardan bahsediyorum. Bunları barınaklara alamayız. Onlar normal seyrinde yaşamalı, alanlarında yaşamalı ve yani bu olacak şey değil. Çeteleşmiş, saldırganlaşmış, artık zamanadan çıkmış hayvanların derlenip toparlanıp şefkat gösterilir, belli bir yerde bakılması icap eder. Artık onlar doğal mecrasında dolaşsınlar diye sabahın köründe okula giden çocuğun arkasından hav 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 koşturan, çocuğun aklını alan, orasına burasına zarar veren köpek problemi var mıdır? Vardır. Var. Var. Bu bir realite. O ölen çocuklar boşu boşuna ölmedi ki. Aynı hassasiyeti ben bir barınakta kafasına kürekle vurularak öldürülen köpek içinde duyuyorum. Onu da yok sayamayız. Çünkü evet, merhamet medeniyetinin evlatlarıyız biz. O ne kadar önemli ama sen onu görürken burada vefat etmiş evlatları görmez isen o zaman senin hassasiyetini sorgulamam icap eder. O zaman sen başka entelijansiyalara hizmet ediyorsun. Başka küresel güçlere hizmet ediyorsun o zaman. Aklımıza başka sorular gelir. Hani bunu doğru düzgün değerlendirip paydaşlarla bir araya gelip konuşup fikirlerini alarak medeni ülkelerde nasıl yapıldığına bakarak çözüm üretmek bu kadar da zor bir şey değil açıkçası. Şimdi Bahadır abi, merhametten konuşuyoruz. Biraz da mesela kibirden konuşmak istiyorum. Kibirle ilgili aslında güncel bir konuya da, bugün çok konuşulan bir konuya geleceğim. Bir fotoğraf gördük, aslında bir görüntü gördük. Sen gördün mü Bahadır abicim bilmiyorum. Nedir o? Sayın Cumhurbaşkanımız tekne kazası geçiren Ali Sabancı ile eşini ziyaret etti. Evet. Çıkışta bir görüntü gördük. İşte Ali Koç'un konuşurken elini cebine koyarak konuşmasını gördük. Bu fotoğrafı gördük. Sen de gördün. Şimdi burada tabii çok tepki vardı. Hani nasıl davranılması gerektiği konusunda çok ciddi bir zafiyet olduğunu söyleyen takipçiler de vardı. Senin görüşünü merak ediyorum. Şimdi burada biz hadi dalgınlık payını bırakalım. Bir taraftan da ama işte tokalaşırken ki o hala o pozisyona devam etmesinde ne algılamalıyız sence? Burada bir kibir mi? Bir meydan okuma mı? Nedir? Mesaj kime sence? O fotoğrafı ben de gördüm. O fotoğrafı çok da doğru bulmadığımı açıkça ifade etmek isterim. Türkiye'nin önemli bir iş adamıdır. Dünyanın en iyi okullarında eğitim almış biridir. Bulundukları pozisyon gereği, ailelerin gücü gereği dünyanın en iyi okullarında
hem ilmi olarak hem de beşeri münasebet olarak birçok şeyi öğrenmiş toplumumuzun şahsiyetleridir. Hı hı. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'ndan bütün dünyada dünya lideri olarak görünen bir şahsiyetten bahsediyoruz. Ben dalgınlığına gelmiş olarak yapıyor olsa bile bir kereye mahsus cereyan etmediği için, tekrarlanan bir görüntü söz konusu olduğu için, hı hı, bu davranışı çok hoş karşılamadığımı ama kötü niyetle yapmadığını, bir dalgınlığına geldiğine yormak istiyorum. Çünkü karşınızdaki Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'dır, bir dünya lideridir, lütfetmiştir ve ziyarete gelmiştir. O noktada o davranışın o şekilde sergilenmesini çok hoş karşılamadım açıkçası. Doğru bulmadım ama dalgınlığına veriyorum. O belki hastanın psikolojisinden etkilenmiş, hastane ortamından etkilenmiş, gözünden kaçmış olabilir. Ama umarım bir daha tekrar etmez. Bundan bir ders çıkartılmış olur. Çünkü İngiltere kraliçesi gelmiş olsaydı aynı şekilde davranırlar mıydı onu bilmiyorum. Hmm. Bunu ciddi ciddi sorgulamamız icap ediyor. Çünkü İngiltere kraliçesinin huzuruna çıkıyor olmak ya da protokolde onunla nasıl konuşulması, nasıl davranılması gerektiğine dair birçok kurallar zinciri var. Kaldı ki biz Büyük Selçuklu İmparatorluğu'ndan Osmanlı İmparatorluğu'na, oradan da Türkiye Cumhuriyeti'ne evrilmiş bir mazinin bugünkü temsilcisi olan dünya lideri Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan bahsediyoruz. Daha dikkatli olmak lazım. Belli hassasiyetleri gözetmek icap eder. Dalgınlığına veriyorum. Umarım bir daha tekrarlanmaz. Evet. Kim olsaydı mesela dalgınlığına vermezdik? Esra alığımı yapayım. Şimdi Badri abicim, bir dakikamız var. Reklama gireceğiz ama bu arada kitaptan da uzaklaşmak istemiyorum. Burada böyle yani bu Arapça sorularda Bahadır Yenişehirlioğlu'nun her alandaki başarısını konuşuyoruz. Yazarlıkta, işte siyasette, bu arada yeni hayırlı olsun tekrar. Sonra oyunculukta, aktörlükte ve hukukta, hepsinde. Her yerde olmak değil aslında bu, değil mi? Yani hepsi emek verdiğin. Evet. Hepsi adamlar. Beni var eden şeyler. En çok hangisi? Benim kimliğimi oluşturan şeyler bunlar. En çok hangisi dedim ama küçük bir ara. Aradan sonra zor sorularıma devam edeceğim. Çay da rica edebilir miyim? Tabii, çaylar gelecek, kahveler, sular gelecek, reklam gelecek, biz geleceğiz. Hadi bakalım. Arafta sorular programından hepinize hayırlı akşamlar. İkinci yarıdayız. Kim var programımızda? AK Parti Manisa Milletvekili, aynı zamanda Grup Başkan Vekili, AK Parti Grup Başkan Vekili ama oyuncu, yazar, hukukçu Bahadır Yenişehirlioğlu var programımızda. Muhteşem sohbetimize devam ediyoruz Bahadır abi. Nerede kalmıştık? Evet, konuyu bitirmiştik. Şimdi ben yeni bir soru var kafamda. Şimdi sevgili Bahadır Yenişehirlioğlu, geçen aylarda aile platformu da çok güzel bir konuşma yaptı. LGBT üzerine bir konuşma yaptı. Hatta en son yaptığımız programda da bayağı bir gündem olmuştu. Doğru. LGBT'yi konuşmuştuk. Şimdi şöyle bir durum var. Yeni yeni aslında bu da konuşulmaya çalışılan konulardan ve ailelerin çok büyük tepkisi var. Hatta İstanbul Üniversitesi'nde yeni bir gündem vardı. Takip edebildin mi sevgili Bahadır abi? 18 yaşından küçük çocukların madahmış gibi ameliyatlarını anlatıyordu artık. Anlatıyorlardı. Bazı ailelerinde izin alınmadan yapılmıştı ki Sağlık Bakanımız da buna çok ciddi bir itiraz koydu. Şimdi biz LGBT üzerine nasıl bir bilinçlendirme yapabiliriz? Yani bunu ilk önce Bahadır abi seninle konuşacağım ama gerekenliği yapabiliyor muyuz toplum olarak, ya da işte biz üzerimize düşeni yapabiliyor muyuz? Ya da bizi artık gerçekten ne gibi tehlikeler bekliyor sorusunu klişe de olsa sormak durumundayım. Çünkü çok açık net bu konuda izleyicilerimizin de talebi var. Ben bu konudaki tavrımı çok net ortaya koydum. Yani bir aktör olarak malumun birçok kimse böylesine enteresan ve
netameli konulara girmek istemez. Yarın bir gün başım ağrıyabilir. Bunun neresi netameli? Bu öyle görülür bazı konular ya. Bu aynı şeyi de görmedik mi? Disney'de oraya da geleceğim. Atatürk dizisinde yani Türkiye'nin önemli sanatçılarının bu konuda duyarsız olmalarını, gıklarını çıkartamamalarını, seslerini çıkartamamalarını, bir protestoya dair bir tweet bile atamadıklarını görmedik mi? Dolayısıyla böyle netameli konular görürler ve oralara suya sabuna değmemek isterler. Ben LGBT konusunun giderek ciddi bir mahalle baskısına dönüştüğünü görenlerden. Hep mahalle baskısından bahsedilir ya. Şu an küresel ölçekli ciddi bir entelijansiyanın korkunç güç elinde bulunan bu yapılanmanın bütün dünyanın başına ciddi manada bela olduğunu düşünenlerden ve çocukları hedef aldıklarını görüyoruz. Her geçen gün bir adım daha, bir adım daha ileriye gittiklerini, bunu normalmiş gibi gösterdiklerini, topluma bunu dayattıklarını, kimi zaman sanatçılar üzerinden, toplumda bir karşılığı olan sanatçılar üzerinden, kimi zaman şirketler, büyük şirketler üzerinden, kimi zaman iş adamları üzerinden bu baskıyı oluşturduklarına şahit oluyoruz. Ve ciddi manada da Türkiye özelinde konuşuyorsak bir mahalle baskısına maruz kaldığımızı görüyorum. İnsanların cinsi tercihleriyle, cinsel tercihleriyle alakalı değil söylediğim şey. Reşit olmuş insanların ne yapıp ne yapmadıklarıyla da alakalı değil söylediğim şey. Ama bunun propagandasının yapılıyor olması, kasıtlı olarak bu durumun özendiriliyor olması, giderek bu hadisenin normalleştiriliyor olmasını asla kabul edemeyiz. İnsanların özel yaşantıları vardır. Evlerinde ne yaşadıklarını biz bilemeyiz. Onların ahlak bekçiliğini de yapıyor değiliz. Ama bunun topluma getirilip dayatılmasını, çocuklarımız üzerinden bir oyun oynanmasını, daha nüfus cüzdanını bile çıkartma selahiyeti olmayan, bakkala gidip de bir onlara satılması uygun olmayan bir ürünü alma selahiyeti olmayan çocukların cinsel kimliklerine karar verdiklerini düşünerek buna müdahale edilmesi, bu noktada onlara tıbbi faydalar sağlanması, hormonlarının değiştirilmesi ve hepimizin verdiği vergilerle ameliyatlarının gerçekleştiriliyor olması, hayatlarının karartılıyor olması ve bütün yaşamlarının ellerinden alınıyor olmasını kabul etmemiz mümkün değildir. Ben bu dayatmaya karşıyım. Çünkü bu bir küresel organizasyondur. Büyük bir organizasyondur. Giderek bütün dünyanın başına da sıkıntı oluşturmaktadır. Sadece bizim toplumumuzda, bizim ülkemizde var olan bir problem değil. Bütün dünyada var olan bir problem. Dolayısıyla ben bu konudaki tepkimi zaten geçtiğimiz süreçlerde, hatta milletvekilliğim de söz konusu değilken, bir sanatçı olarak, bir aydın olarak, bir yazar olarak İstanbul'daki büyük aile buluşmasında, orada bir konuşmacı olarak basına da açık seslendirmiştim, çok net söylemiştim. Şimdi burada hazır yeri gelmişken duyurusunu da yapayım. 17 Eylül 2023'te Saraçhane Fatih'te Anıt Parkı'nda Büyük Aile Platformu'nun Büyük Aile Buluşması var. LGBT propagandası yasaklanmalıdır başlığı altında 200'den fazla STK'nın organize ettiği bağımsız bir harekettir. Buraya vatandaşlarımızın ilgi göstermelerini istiyorum. LGBT'nin propagandasının yasaklanması gerektiğini düşünüyorum. Bunun dünyada örnekleri var. Rusya'da var, Macaristan'da var, pek çok ülkede var. Çünkü kendi nesillerine, kendi evlatlarına bu küresel organizasyonun nasıl musallat olduğunu gördüler. Evlatlarını ne duruma getirdiğini gördüler ve bu tehlikenin farkına vardılar ve önlemler almaya başladılar. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi meclis açılır. Meclisin en büyük bu dönemde ikinci döneminde yapmaya gayret edeceği iş yeni bir sivil anayasa oluşturmak. Ama ondan öncesinde başlayıp da araya başka hususların depremlerin girmesinden dolayı
kalmış. Ama meclis 1 Ekim'de açılır açılmaz gündeme gelecek iki husus var. Bunlardan biri malumunuz başörtüsü konusu. Hı. Diğeri de ailenin korunmasına yönelik yasal düzenleme. Yani evlilik müessesesi dediğimiz şey bir kadınla bir erkek arasında gerçekleşen bir olaydır. Bunun yasalaşması hadisesi. Bu LGBT'ye karşı alınacak bir tavır. Malumunuz buna dair propagandaların da yasaklanması noktasında gayretli çalışmalar yapılması gerekir. Özendirilmemeli. Çünkü bunun normal olduğunu konuşmaya başladığımız andan itibaren kendi neslinizi kaybetmeye başlıyorsunuz. Erkeği erkekliğinden daha çocuk yaşta, hı hı, bilinci oluşmadan, kimliğine dahi karar veremeyecek yaşta, hı hı, siz onu bir araç gibi kullanıp bir nesli yok etmeye yönelik bir propaganda aracı olarak kullanıyorsanız orada tehlike çanları başlıyor demektir. Bunun karşısında ciddi bir duruş sergilememiz gerekiyor. Onların bize yaptığı mahalle baskısını, yani bu küreselcilerin, bizim bu noktada kendi milli hassasiyetlerimiz ve ailenin önemine dair, neslin korunmasına dair bu gayretli çalışmayı yüksek sesle seslendirmemiz gerekiyor. Bu noktada ne kadar çok ses çıkartırsak o kadar faydalıdır diye düşünüyorum. Hı. Korkarak, gizlenerek, aman başıma iş almayayım diyerek bu hadiselere, yani deve kuşu gibi kafasını kuma gömmenin bir fayda sağlayacağını düşünenlerden değilim. Sesiniz nereye kadar ulaşıyorsa orada bu sesi oluşturmak ve duyurmak noktasındasınız demokratik çerçeveler ölçüsünce. Peki sevgili Bahadır abi, biz bazı sanatçıların mesela LGBT bayrağı açtığı konserlerini gördük. Sanatçı diyelim, yani şarkıcı diyelim. Sen neden bunlar bir takım isimler üzerinden böyle bir konsolidasyon var? Neden bu sanatçılar üzerinden ya da işte tanınan bilinen insanlar üzerinden yapılıyor? Bütün dünyada böyle. Toplumun örnek aldığı şahsiyetler var. Kabul edin ya da etmeyin. Bunlar çeşitli kimliklerde olabiliyorlar. Kimi zaman aktör oluyorlar, aktrist oluyorlar, şarkıcı oluyorlar falan filan. Ama toplumun önemsediği insanlar, herkesin değil ama bir kesimin önemsediği insanlar. Bunların üzerinden bu uluslararası organizasyon, bu LGBT savunuculuğu, bu aslında kocaman bir canavar bu. Size tasallut etmeye çalışan, neslinizi yok etmeye çalışan, toplumun önündeki bu şahsiyetlerle kendi propagandalarını yapmaya gayret ediyorlar. Hı hı. Eğer bu entelijansiyanın içinde yer alıyorsanız, bu çalışmanın bir parçası noktasındaysanız birçok açılmayan kapılar size açılıyor. Birçok imkanlar size sağlanıyor. Şöhretiniz daha da tırmandırılıyor. Çünkü kullanışlı eleman haline dönüşüyorsunuz ve bu noktada onlar da bunu bildikleri için açılmayan kapıların açılması, ulaşamadıkları yerlere ulaşmak, daha büyük imkanlara kavuşmak adına bunun bir parçası olmayı göze alıyorlar. Bu noktada toplumun hassasiyetleri onlar için bir önem arz etmiyor. Toplumun değer yargıları onlar için bir önem arz etmiyor. Şunu çok net biliyoruz. Eğer bir ülkeyi yok etmek istiyorsanız iki şeye saldıracaksınız. İki önemli şeye saldıracaksınız. Bunlardan biri ailedir. Aile kavramını bozduğunuz takdirde ve insanların kendi tarihi bağlarını, mazisiyle irtibatını kopardığınız andan itibaren o toplumu kullanılabilen bir argüman haline getirebilirsiniz o toplumdaki insanları. Bu sebeple aileye saldırıyorlar. Aile mefhumunun değersiz olduğuna dair birçok film izliyoruz. Birçok konuşma duyuyoruz. Bu noktadaki ahlaksızca kabul edeceğimiz birçok davranış biçiminin normalmiş gibi sunulduğunu görüyoruz. İşte toplumun, gençlerin örnek aldığı şahsiyetler üzerinden bunların yapıldığını görüyoruz. TRT'de sen film çekiyorsun, dizi çekiyorsun. TRT'nin dijital platformunda yayınlanan bir din adamını canlandırıyorsun. Ondan sonra yanına bir hanımı, bir beyi alarak
bir video çekiyorsun ve bunu paylaşıyorsun. Siz de bunu sosyal medyanızda dillendirdiniz. Yani arkana bir Kabe'nin görüntüsü olan bir halıyı asmışsın. Kafana yeşil bir takke takmışsın. Ve bu insanların dini değerleriyle dalga geçiyorsun. Nereye mesaj vermeye çalışıyorsun? Kime mesaj vermeye çalışıyorsun? Eğer bir sanatçıysan, bir aktörsen, bu vatanın yetiştirdiği bir evlatsan, bu vatanın değerler manzumesi senin en ufak bir değerler manzumen değil mi? Bir tekerleme gibi onu söyleyerek, en sonunda kahkahalar atarak, en sonunda haç çıkararak, bitirerek bir videoyu paylaşmanın ne manası var? Bu Anadolu irfanı dediğimiz İslam'la şereflenmiş insanların ve bu çerçevede yaşamaya gayret eden insanların hassasiyetleri bir sanatçı olarak senin en ufak bir hassasiyetin olmuyor mu? Dalga geçmeyi, bu şekilde kahkahalar atmayı, dini değerleri aşağılamayı, ardından da haş çıkartarak bir yerlere gönderme yapmayı sanatçılıkla bir mi tutuyorsun? İşte bu mahalle baskısı. Bu noktadaki davranışları bizim afişe etmemiz gerekiyor. Bunlara hayır dememiz gerekiyor. Peki Bahadır abi, çok önemli. Burada mesela ben onlara bir takım ünlü mamuller diyorum. Benim için ünlü mamülden başkası değil. Ama şu var. Evet, oyun, bir geniş bir oyuncu skalası var aslında, değil mi? Bakıyorsunuz artık, hani kültürel iktidar konusuna geldiğimizde zaten bunu konuşacaktım ama şimdiden konuşalım. Mesela çok aslında özlemi duyulan, yani ve sitem edilen konulardan bir tanesi de gerçekten milli dediğimiz muhafazakar kodları en azından saygı duyabilen sanatçı sayısı, aktör sayısı az mı? Şimdi eğer sanatçı kavramını her önüne gelene bir paye gibi dağıtırsan, herkes kendine ben sanatçıyım diye ortaya çıkarsa, o zaman hadisenin ayarı kaçmış oluyor. Gerçek sanatçılar zaten toplumun değerleriyle barışık, üst perteden düşünen, daha entelektüel düşünen, gerektiğinde eleştiri getirebilen. Ama gerçek sanatçılardan söz etmiyoruz burada. Kendine sanatçı kimliğini yakıştırmış ama sanatla en ufak bir uzaktan yakından alakası olmayan, popüler kültürün ya da küresel güçlerin maşası olmuş, eğlencesi haline gelmiş insanlardan bahsediyoruz. Dolayısıyla birbirinden ayırmak icap eder. Peki mesela, şimdi oraya geleceğim ama en son bu müsabakadan önce bir şey daha vardı, karşılaşma daha vardı. Orada bir takım böyle yine ekranda eski sürüm ekran kartlarının ama aydın diye kendilerini nitelenen insanların belli eleştirileri vardı. İşte bir karikatür yayınladılar, işte bunu yobazlık olarak, hani yobazlara inat dediler. Mesela milli zaferlerimizde bile böyle saçmalıkları duymaya devam edecek miyiz? Edeceğiz, durum onu gösteriyor. Yobaz kimdir? Aslında bazı kesimleri yobaz diye manşet. Türkiye'deki kendi milli manevi değerlerini önemseyen, kendi tarihi geçmişiyle barışık, ülkesini seven ve ülkesinin daha üst seviyelere çıkması için gayret eden, Anadolu irfanı olarak tabir ettiğimiz, pek çok çileleri çekmek zorunda kalmış ama kendi vatanını, kendi bayrağını, kendi dinini önemsemiş insanları yobaz diye nitelendiriyor olmak, aslında bizatihi o söylem içinde bulunan insanların ne derece sığ olduklarını, ne derece yobaz olduklarını, ne derece alt seviyede olduklarını gösteriyor. Başka hiçbir şey değil. Sanatçı dediğiniz kişi sizi var eden coğrafya. Hangi coğrafyaysa, isterse Meksika'da olun, isterseniz İngiltere'de olun, isterseniz de Anadolu'nun evladı olun. Sizi var eden coğrafyanın kodlarıyla barışıksınızdır. Kendi kültürünüzle, kendi tarihinizle, kendi milletinizle, kendi menkıbenizle barışıksınızdır. Bir müsteşrik gibi, bir yabancı uzantı gibi bu ülkenin kendi menfaatlerinden faydalanıp da kendi ülkesinin bütün değerlerine aykırı davranış manzumesinde içinde olmayı aydın olarak görmek, sanatçı olarak görmek, bu kabul edilebilir bir şey değildir. Siz, sizi var eden coğrafyanın bütün değerlerinden beslenir, onun üzerine evrensel bir okuma geliştirmiş ve
Bunun üzerinde kendi varlığınızı kurgularsanız gerçek sanatçı kimliğine ulaşırsınız. Bir sanatçı dediğiniz kişi kendi tarihiyle, kendi diniyle, kendi milletiyle bu kadar kavgalı olur mu ya? Bir İngiliz aydınında bunu göremezsiniz. Siyaseten eleştirse bile İngiltere kraliçesine küfür ettirmez İngiliz aydını. Bunu göremezsiniz. Dünyanın canına ot tıkamış, Hitler zulmünü yaşamış Almanya'da bile bugün Almanlar Hitler'e sövmesini bile duymazsınız. Siyaseten eleştiriyor olsa bile. Yani kendi değerlerini korurlar. Çünkü onları var eden şey odur. Biz de görüyoruz kendi değerleriyle bu kadar kavgalı insanları. Kendi tarihiyle bu kadar kavgalı insanları. Kendi medeniyetiyle bu kadar kavgalı insanı biz de görüyoruz. Bu hırs neden sence bakar? Beyinleri yıkandığından dolayı. Kendileri mi yıkıyorlar yoksa yıkatıyorlar? Eğer siz kutsal kase diye tabir ederim ben insanoğlunun kendi düşünce yapısını. Hani Hristiyanlar kutsal kase arayışındadır ya. Dan Brown'un filmlerinde falan da görürüz. Bana göre kutsal kase insanın bu zihnidir, beynidir. Eğer siz bütün bu değerler manzumesini buradan boşaltırsanız, bambaşka şeyleri buraya doldurursanız o zaman kullanılabilen bir mankurt haline dönüşüyorsunuz. Kendi tarihiyle bu kadar düşman ben başka bir millet görmedim. Yani Türkiye'de aydın demek kendi tarihiyle kavgalı olmak demek. Türkiye'de sanatçı olmak demek kendi dini değerlerini yok saymak demek. Yeri geldiğinde benim anam da başörtülüydü, benim de ninem de başörtülüydü. Saftalarını duyuyoruz, başka hiçbir şey duymuyoruz. Konserlerde küfür eden insanlar görüyoruz. Bu ülkenin kendi değerlerini, kendi okullarından mezun olmuş insanları sapıklıkla nitelendiren insanlar görüyoruz. Hiç ortada fol yok, yumurta yokken LGBT bayrağını savuran insanlar görüyoruz. O gün konserle hiç alakası olmasa bile. Ya bunun karşısına bir şey koymak gerekiyor mu sence Valdir abi? Ne koymak gerekiyor mesela? Sanat çok güçlü bir alan. Değil mi? Sanat insanı mamul haline getiriyor. Hattı zatında insanın çereni çöpünü ayıklıyor. İnsanı bir mamul hali. Daha dikkatli, daha hissedebilen, daha duyarlı, daha üst perdeden okuyabilen, başka perspektifler de sunabilen, gerektiğinde eleştiren, gerektiğinde muhalif olan ama asla kendi değerlerini yok etmek üzerine kendini konumlandırmamış insanlar oluşturmamız gerekiyor. Bunu önemsememiz gerekiyor. Hür iradeli, hür vicdanlı ama kendi medeniyet kodlarından beslenmiş sanatçılar üretmemiz gerekiyor. Buna ağırlık vermemiz gerekiyor. Yapmıyoruz değil mi böyle bir şey? Yapmıyoruz. Niye? Konuşulacak çok şey var da. Konuşalım ya bari. Biz önceden konuşuyorduk. Yani yapmıyoruz ama en önemli yapmamız gereken husus bu. Gerçek sanatçıları tenzih ediyorum. Türkiye'nin yetiştirdiği çok değerli, çok anlamlı, bunun, uluslararası seviyede sanatçılar var. Her konuda şu anda gerçekten ciddi bir terakki söz konusu. Yani bunu dünyanın hiçbir yerinde görmeyiz Esra. Niye? Uluslararası bir ödül aldığın takdirde o ödülü eline alıp gösterdiğinde illa kendi medeniyetine, kendi memleketine, kendi memleketinin insanına hani bir... Batıya özenti, onlara yaranmak isteyen bir tavır içinde konuşma yapan dünyada başka hiçbir sanatçı görmedim ben. Yok. İngiliz bir aktör ödül aldığı zaman İngiltere'ye sövmemiştir. Ama bizde ilk eline geçen fırsatta bunu aracı olarak, kimi zaman telefonuna yazılmış bir notu okuyarak, kimi zaman eline tutuşturulmuş bir metni okuyarak, ya bu değildir ki sanat. Sana Fransa'da bir ödül verilmiş. Önemli bir ödül verilmiş. Kaldı ki sen iyi bir aktrissin, iyi bir sanatçısın, yetenekli birisin. O zaman paylaşım yapmıştım. Cezayirli Fransız askerlerin, Cezayirli hanımların sistematik olarak nasıl ırzına geçtiğine bir hanım olarak Fransa'da yapılan insan hakları ihlallerini dile getirseydin o zaman ben sana orada... O ödülü alırken cesaretinden dolayı alkış tutardım. Ama ödülü aldığım memleketin bu kadar insan hakları ihlalleri varken, dünyanın dört bir tarafını sömürmüş, oradaki insanları mahvetmiş
bir millet olarak. Sen onlardan bu ödülü alırken kendi medeniyetine, kendi ülkene bağırıp çağırmak yerine onu yapsaydın, o zaman ben sana gerçek manada bir alkış tutardım. Aşağılık kompleksi. Batılı olmak, medeni olmak, aydın olmak, çağdaş olmakla eşdeğer olduğu için Anadolu irfanı dediğin şeyi dediğin zaman yericisin, yobazsın. Nasıl bir çağdaşlık Bahadır abi? Neredesin? Çağdaşlıkla hiç alakası yok. Çağ dışılıkla alakalı bir şey bu. Güzel. Yani çağdaşlık diyenlerin, lütfen onların tabiriyle söylüyorum. Bugün genel başkanların neredeyse meyve suyuyla takas edecekler yani, biliyorsun. Evet. Çok acı. Bahadır abi. Muhalefete gelelim mi? Yobaz kimdir bence? Yobaz Bahadır abi bence şudur. Milli zaferlerimizde bile inanan insanlara havlayarak akademik ünvanlarını Twitter paspası haline getirmiş rütbeli cahillerin adıdır Yobaz. Evet. Bence. Evet. Neredeyse yani bana sormadın ama şimdi. Şimdi mesela bu konuya değinmemizde fayda var. Biraz önce söylediğin şeyden aklıma düştü. Muhteşem zaferler kazanıyoruz değil mi voleybolda? Pek tabii. Dünya şampiyonaları kazanıyoruz. Evet, şu anda Avrupa şampiyonu olduk. Evet ve bu hepimizin bir övüncü değil mi? Hepimiz için hepimizin bir kazanım bir övüncü değil mi? Hı hı. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin övünç duyacağı bir hadise değil mi bu? Evet. Ve bu bir takım oyunu değil mi? Evet. Orada birçok oyuncu yok mu? Evet. Artı sağlayan, katkı sağlayan bir ekip çalışması çünkü bu. Hı. Ama ekip çalışmasının içinden sen sadece bir kimliği seçip çıkarıp bunun üzerinden bir gayret göstererek bir çalışma üretiyorsan, ki o kişi öyledir ya da değildir, kendini lezbiyen olarak tanımlıyordur. Kendini öyle tanımlıyorsa öyledir. Ama onun üzerinden LGBT entelijansiyasına bir hizmet, bir fayda, bir artı değer kazandırmaya yönelik gayretli bir çalışmaya dönüştürüyorsan hadiseye, orada bir sıkıntı vardır. Problem oradadır. Sen oradaki tek bir karakteri alarak onun üzerinden bütün takımı, neticede o milli takım değil mi? Türkiye Cumhuriyeti'nin milli takımı değil mi? Pek tabii. Ay yıldızı formasında taşımıyor mu? Ama sen oradaki başarıyı kendi LGBT entelijansiyasına, küresel güçlerine bir kazanım olarak bir bayraklaştırma yapıyorsan orada sıkıntı var. Yoksa o şahsın öyle olup olmamasıyla alakalı bir sıkıntı yok. Kendini aslında öyle tanımlıyorsa. Takıma da bir saygısızlık. Takıma da bir saygısızlık, onu kastediyorum. Sen kendine menfaat sağlamak için cımbızlayarak birini çekiyorsun. Onun üzerinden bir nemalanma gayreti içerisindesin. Sıkıntı burada. Ha, çok başarılı ama lezbiyen. Ha, demek ki lezbiyenler çok başarılı olabilir. Sen bunu empoze ediyorsan, bunun propagandasını yapıyorsan orada hadise başka bir yere kayıyor. Tam da burada sevgili Bahadır abi. Burada bir itiraz gösterdiğimiz, aslında bu itiraz kişinin kendi cinsel tercihiyle alakalı değil. Ne yaşarsa yaşasın. Ne yaşarsa yaşasın. Şeyinde, kimseyi ilgilendirmiyor ki. Fakat bu anlamda yaptığı bir propaganda, bu anlamda yaptığı bir şov. İtiraz ettiğinizde yobaz oluyorsunuz. Öyle değil işte. Öyle değil. Kastettiğimiz şey bu. Yoksa onun kendi tercihleri onu ilgilendirir. Ama bunun propagandasını yapıp bunu kendi takımına mal etmeye ve buradaki ülkemizin başarısına başka bir yere başarı aktarmaya yönelik kendisinin ya da başkalarının ya da başka kötü niyetlilerin ekmeğine, çanağına su taşıyorsa burada başka bir problem vardır. Özendirme, propagandasını yapmayı kastediyoruz baştan itibaren. Söylediğimiz şey bu. Hani çok başarılı bir geyi örnek alarak küçük çocuklara, topluma bunun doğru bir şey olduğunu, güzel bir şey olduğunu, böyle olunduğu takdirde bakın siz de başarılı olabilirsiniz göndermesini çıkarmaya gayret ediyorsan propagandaya giriyor ve orada büyük sıkıntı var. Onun şahsi yaşantısı nasılsa nasıldır, o onu ilgilendirir. Ama buradan bir nemalanma varsa, buradan yola çıkarak nesle bir projeksiyon sunuluyorsa problem burada. Zaten bütün dünyada problem burada. LGBT'nin propagandasının yapılmasının, yasaklanmasının ana sebebi de bu birçok ülkede.
Macaristan niye yasakladı? Rusya niye yasakladı? Propagandasının yapılmasını yasakladı. En son Meksika galiba. Meksika'da. Çünkü giderek görüyorlar tehlikeyi. Kastettiğim şey bu. Bir takımın başarısı bizim başarımız. Bu ülkemizin başarısı. Biz onları alkışlıyoruz. Çünkü gururumuz oluyorlar. Sosyal medyalarımızda paylaşıyoruz. Ama sen bu başarıyı başka bir yere devşirmek derdindeysen dur bakalım denir o zaman. Kastettiğimiz şey buydu. Diğer mevzuyu zaten girmiyoruz. Hangisi? Boş yapma mevzusu. Ben o açıkça söyleyeyim. O hanımefendinin kendi paylaşımının altına Abdülhamit isimli bir takipçisinin yazdığı şey üzerine boş yapma Abdülhamit yazısını ve daha sonra da o bir kartonete yazarak paylaştığı fotoğrafın Abdülhamit Han'la alakalı olmadığını düşünenlerdenim. Hadiseyi oraya kadar taşımanın çok doğru olmadığını düşünüyorum. Çünkü onun paylaşımının altına yorum yapan kişinin adıdır Abdülhamit. O da o şahsı kastederek boş yapma diyordur. Yoksa başka bir yere gönderme yaptığını düşünmüyor. Öyle düşünüyoruz, düşünmek istiyoruz. Tamam. Şimdi Bahadır abi, sevgili Bahadır Yenişehirli oldu. Seçim öncesinde çok konuşuldunuz. Çünkü neden? Bu seçim kampanyalarında çok farklı bir yol izlediniz. Pek tabii ki herkes çok güzel, yoğun çalıştı ama sizinki gerçekten başkaydı. Amerika ağlıyordu. PKK ağlıyordu. Hatta birkaç tanesinde ben de kendi sosyal medya hesabımda paylaştım. Neden böyle bir yolu seçtin? Farkımı göstermek istedim. Ben Manisa 1. sıra milletvekili adayıydım. Evet. Manisa'ya da buradan selam olsun, evet. Can Manisa. Ve orada lokomotif olmam gerekiyordu. Oradaki oyları arttırmam gerekiyordu. Bir şey yapmam gerekiyordu diyorsun. Vazifemi yapmam gerekiyordu ve yapacağım vazifede takip edeceğim propaganda biçiminin bana has, bana uygun, nevi şahsına münhasır bir şey olmasını arzu ettim. Arzu ettiğim şey şuydu. Kalabalıkları, kitleleri heyecanlandırmak, onları harekete geçirmek, onlara enerji yüklemek, bunu yaparken de düşmanlıklar üretmemek, ayrıştırmaya yöneltmemek, kutuplaşmaya fırsat vermemek ama kendi enerjimizi yükseltmek, kendi özgüvenimizi yükseltmek, buradan da siyaseten başarı sağlamaktı. Ben onlara aslında bir projeksiyon sundum. Bir şarkı eşliğinde adeta şov yaptım meydanlarda, mahalle mitinglerinde. Çok güzel. Şöyle diyordum, seçimler malumunuz henüz yapılmamıştı, propaganda dönemindeydik. Ama ben adeta seçimler, oylar kullanılmış, bitmiş, sayımlar yapılmış ve biz o sayımın neticesinde o başarıyı kutluyormuşuzu, projeksiyonu öne sardırdım. Ve şu motto üzerinden yürüdüm. Yani AK Parti seçimleri kazanmış, Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olarak tekrar milletin teveccühünü kazanarak başarılı olmuş. Kimler üzgün? PKK ağlıyor, Kandil ağlıyor, Amerika ağlıyor, FETÖ ağlıyor. Ve balkon konuşmasını yapıyoruz. İşte hanımefendi balkonda, beyefendi balkonda. AK Parti'nin başarısı diyerek aslında onlara bir tık sonrasının filmini göstermeye, o özgüveni vermeye, o enerjiyi yükseltmeye, o motivasyonu sağlamaya gayret ettim. Çok da başarılı oldu. Çok da güzel oldu. Farklı bir propaganda uslubuydu. Ama madem siyasetin içine giriyorsunuz, kendi renginizi, kendi kokunuzu, kendi büyünüzü ortaya çıkarmanız lazım. Herkesin yaptığı çalışma değerlidir. Ama ben böyle bir yol seçerek insanlarla temas kurmayı, onlara dokunmayı, onlarla birliktelik arz etmeyi, onların kafelerine gençlerin girip onlarla aşk üzerine, edebiyat üzerine, siyaset üzerine konuşma yapmayı, büyüklerin kahvelerine gidip onlarla kahve içerken onlarla sohbet etmeyi, hanımefendilerle irtibat kurmayı, çocuklarla çocuk olmayı, yaşlılarla yaşlı olmayı hedefledim. Yani içlerindeydim. Onlara dokundum, onlar bana dokundular. Fotoğraflar çekildik, selfiler çekildik. Enerji yaydık. Pozitif enerji yaydık. Ve seçim bölgemizde bunun karşılığını çok ciddiye aldık.
Çünkü malumun seçim zamanları insanlar gergin olur. Kaotik bir atmosfer vardır. İnsanlar birbirine karşı gardını almış gibi dururlar farklı parti mensupları. Oysa ki herkes demokratik çerçevede kendi propagandasını yapıyordur. Ben düşmanlık oluşturmadan, fitneye sebebiyet vermeden, ayrılık değil kendimizi anlatmanın, ne olduğumuzu anlatmanın, Türkiye'ye neler sağladığımızı anlatmanın ve neler yapacağımızı anlatmanın, yapamadıklarımızın da gerekçesini anlatmanın doğru olduğuna inandım ve bunu da sıcak temasla sağlayabildiğimizi gördüm. Köylere gittim, kasabalara gittim, çiftçilerle beraber oturdum kalktım, bağlarda dolaştım ama konuştum. Sıcak temas kurdum, mış gibi yapmadım. Neysem o oldum, onu gösterdim, çok da güzel refleksler aldım. Çok o yüzden güzel. Amerika ağlıyor diye bağırıyorum. Çok güzel, Amerika ağlıyor. Çünkü garip bir seçimdi. Enteresan bir seçimdi. Hı-hı. Yani Recep Tayyip Erdoğan'ı iktidardan indirmek üzerine kodlanmış bir seçimdi. Kandil'dekiler muhalefete destek veren açıklamalar yapıyorlardı. Amerika'daki FETÖ muhalefete destek veren açıklamalar yapıyordu. Amerika'nın tavrı belliydi, Fransa'nın tavrı belliydi, İngiltere'nin tavrı belliydi. Çok da hayra alamet değildi. Bu kadar güç birleşmişken ben Anadolu irfanı biz kazanıyoruz diye barbar bağırıyordum. Barbar bağırıyordum. Peki muhalefet kaybettiğine inandı mı sence Bahadır'a? Pek inandığını düşünmüyorum. Çünkü hani Tayyip Erdoğan'ı ikinci turda seçtirmeyi bir başarı olarak görüyorlar hala. Yani Sayın Genel Başkan'dan bunu duyuyoruz. Cumhuriyet Halk Peki, Partisi. Peki bu süreçte, bu 5 yıllık süreçte, pardon, yerel seçimlerde nasıl bir muhalefet sence göreceğiz? Vallahi çok net bir şey söyleyeyim Esra. Alıyor muyuz? Siyasetle de alakalı bir şey değil. Belediye seçimleriyle genel seçimlerin kodları farklı, parametreleri farklı. Belediye seçim, yani yerel seçimlerde, belediye başkanlığı seçimlerinde şahıslar çok önem arz ediyor. Onların kimliği önem arz ediyor. Bu noktada gayretli çalışmaları herkes yapacak. Ama şunu görüyorum. Yine Türkiye'de birlik beraberlik içerisinde belli bir tutarlılıkta, propagandası net, disiplini net, çalışma programları belli olan, hedefe kilitlenmiş bir AK Parti görüyoruz. Karşı taraftaki muhalefetin aynı birlik ve beraberliği sergileyemediğini görüyoruz. Evinde kavga olan insanların mahalleye fayda sağlayacaklarını düşünmem ben. Yani İstanbul Ankara konusunda bir tahminim var mı? AK Parti gayet tabii bu seçimleri alacak çünkü ben de İstanbul'da yaşıyorum, evim İstanbul'da. Her ne kadar Ankara'da da artık bundan sonra yaşayacak olsam da İstanbul'da evim var. İstanbul'daki hizmeti görüyorum, aptal değilim. Neyin yapılıp neyin yapılmadığını görüyorum. İnsanlara kulak veriyorum, onları dinliyorum. Ben hasta yatağımda da 3 ay boyunca yatmam gerekti sırt üstü. Şu anda çelik korse ile durabiliyorum. Hatta belim ağrımaya başladı. Yattığım yerden malumun gidemiyorsam o çalışmaları yürütmek için Zoom üzerinde seçmenlerle ve partililerle Manisa bölgemi kastediyorum. Yattığım yerden çalışmaları yürüttüm. Gördüm paylaşımlarında. Yani isterseniz her halükarda kendi insanınıza ulaşabilirsiniz. Fiziken gidemiyorsanız, sıkıntınız varsa Zoom üzerinden sohbet etme ve o çalışmayı yürütme imkanınız var. Yattım ama yattığım yerden çalıştım gayet de. Yani diyoruz ki İstanbul Ayasofya gibi gurbetten dönecek diyoruz. İnşallah. Umudumuz o yönde. Ankara'da İstanbul inşallah. Şimdi Bahadır abi biraz sana gelmek istiyorum. Eğer, bu arada muhalif olmakla ilgili de bir sorum olacak ama çok mu siyasi konuştuk? Normalde Bahadır abi konusundan çok uzaklaşmak istedim. Milletvekili kimliğim, grup başkan şimdi vekilliği yani insanlar kimliğim olunca sen oraya doğru kayıyorsun. Yok, o gitmiyor oraya ben. Gitmiyor değil mi? Yeterince konuştum. Dışarıda biliyorum ki çok teveccüh görüyorsun. Çok da fazla hayranım var. Çok da güzel yazıyorlar. Seni seviyorlar. Ben de onları seviyorum. İnsanlar fotoğraf çektiriyorlar falan. Şimdi bir taraftan da aslında siyasi bir kimlik de eklendi bu arada. Hayran ya da fanların diyeyim hadi. Gelenlerin arasında siyaseten de böyle sorunlarını anlatan ve sorun gördüklerini çözüm bulmak için mesela en çok hangi sorunlar geliyor? Birçok problem var ve ben sosyal medyada etkiliyim.
Evet, sıcak temas kuruyorum. Hı hı. Özelden bana yazıyorlar, problemlerini iletiyorlar. Kah bunlar benim halledemeyeceğim problemler, kah halledebileceğim problemler. Okuyorum, dinliyorum, karşılık veriyorum elimden geldiğince. Onlarla bir birliktelik kurmaya çalışıyorum zaten. Ben kendini çok steril tutan, dışarıda tutan bir adam değilim. Beni kim arıyorsa telefonum açılıyor. Hatta beni test ediyorlar. Kendi bölgemde birçok muhtar acaba açacak mı telefonunu, açmayacak mı diye aralarında böyle iddiaya girişiyorlarmış. Ama bakmışlar ki ne zaman arasalar telefonlarını açıyorum. Aa tamam bu öyle değil, ne zaman arasak telefonunu açıyorum. Şöyle diyorlar, buyurun bir mesele mi vardı, bir mevzu mu var diyorum. Hayır, senin sesini duymak istedik vekilim diyorlar. Anlıyorum ki beni test ediyorlar. Ben ulaşılabilen biriyim yani açıkçası. Hep öyle oldum. Ulaşılamayan siyasetçi var mı? Vardır mutlaka. Ben ulaşılabiliyorum. Eğer milletvekili olursanız, adı üstünde milletvekili, milletin vekilisiniz. Sizi vekil olarak seçmişler. Sizi vekil seçen insanlardan, ben avukatlık yaparken de müvekkilimin vekiliydim değil mi? Pek tabii. Beni aradığında ulaşamıyor muydu? Ulaşıyordu. Şimdi milletin vekiliysem aradıklarında ulaşırlar. Ve ben de gücüm nispetince sorunlarını gidermeye gayret ediyorum. Makul ölçüde olanlarını. Geçen gün Esra biri yazmış. Gerçek midir, değil midir bilmiyorum. Ama çok samimi söylüyorum. Bak çok enteresan bir şey bu. Mail atmış bana, maili. Okuyorum tabii, bana gelen mailleri okuyorum. Ben diyor Almanya'da yaşıyorum diyor. Türk vatandaşıyım diyor. Benim üst katımda da bir Türk oturuyor diyor. Fakat diyor gece yarısından sonra çok fazla ses çıkarıyor. Ben de sabah erken kalkıyorum. Bu problemi çözer misiniz diyor. Ben şaka yaptığını düşündüm. Çözmüşsündür galiba bari. Çözmüşsündür. Hayır, Almanya'da olmadığım için yapabileceğim bir şey yoktu. Hani o yüzden makul çerçevede olanları çözebiliyorum. Bir de şöyle bir şey var sevgili Bahadır abi. İnsanlar çok zor olmasa gerek ya. İnsanlarla böyle yakın. Hayır, şu var. İnsana samimi davranmanız lazım. Yani neyseniz olsunuz. Yapabileceğinizi de izah ederseniz, yapamayacağınızı da izah ederseniz. Bir de mesela dürüstçe siyaset, yaklaşırsanız. Çünkü kabul edelim yani siyaset mesela işte makam estağfurullah. Siyaset demeyeyim, daha da işte sınırlayayım. Makam sahibi olmak olduğunuz zaman kibirle sınanıyoruz yani, insanız. Doğru mu? Vallahi Esra, sana şunu söyleyeyim. Evet. Bak. Ben hayatım boyunca uzun vadeli planlar yapmadım. Hı hı. Samimiyetle söylüyorum bunu. Hı hı. Milletvekili birinci sıradan adaydım. Propaganda döneminde hep şunu söyledim. Allah nasip ederse seçilirim, Allah nasip ederse seçilirim. Bana söyledikleri, ya milletvekili birinci sıradasın, tabii ki seçileceksin. Ya Allah nasip ederse seçilirim. Allah nasip etmezse birinci sırada olmanın bir ehemmiyeti yok ki. Hep bunu söyledim. Allah nasip etti, seçildim. 3-5 gün mecliste çalıştım. Gecenin 12'sinde yola çıktım. Afyon'da bir kaza geçirdim. Kırılmadık, yerim kalmadı. Bir gözüm meclisi gördü, bir gözüm görmedi. Neyin gururuna, kibirine katılıyoruz, takılıyoruz? Çok doğru. Hani Allah nasip etmezse hiçbir şey olmaz. Belimi kırdı, 3 ay boyunca yatıyorum. Hani neyin gururunu yapıyoruz, neyin kibirine giriyoruz? İnsanoğlu zavallılığını unuttuğu için, insanoğlu acizliğini unuttuğu için zıvanadan çıktı. Allah nasip ederse bir şeyler söz konusu olabilir. Yoksa senin gayretinle alakalı bir şey değil bu. Sebeplere sarılırız, hayırlısı ise olur. Olmuyorsa bunda da bir hayır var deriz, amennadır. Ölümlüyüz, onu söylemeye çalışıyorum. Bu stüdyodan 5 dakika sonra çıkacağımın garantisi var mı benim? Neyin gururunu yapıyor? Yapmıyorum zaten. Beni bilenler biliyor. Diyorlar ki birazcık farklı davranman gerek. Hani bulunduğum pozisyon, temsil kabiliyeti açısından. Ya bu rol olur. Ben neysem oyum. Bana verilen bir sorumluluk varsa, ki bu yüktür, bir sorumluluktur, veballi bir iştir. Ben sürem boyunca bunu adam gibi layıkıyla yapmaya gayret edeceğim. Yarın bir gün, çünkü Allah bunun hesabını bana soracak. Doğru. Bir yere biri gönderilecek, bir yere biri atanacak, bir yere biri getirilecek. Hep söylediğim şu, ben Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma demiyorum. Çerçeve çiziyorum, aman buna dikkat edin. Hak, adalet, liyakattan şaşmayalım.
helal haram kavramlarını bilsinler. Yani ahlakları olsun. Erdemli insanlar olsunlar. Dünyanın geçici bir dünya olduğunu bilsinler. Makamların, mevkilerin geçici olduğunu bilsinler. İnsana hizmet etmenin en güzel şey olduğunu bilsinler. Öyle insanları tercih edelim diyorum. Milletvekilim, grup başkan vekilim, bize emredeceğiniz bir isim var mı? İsim vermedim ben şu ana kadar hiç. Bizi izliyorlar şu an. Hepsi biliyor. Koskoca Manisa biliyor. Ahmet demedim, Mehmet demedim, Ayşe demedim. Çerçeve çizdim. Hak, adalet, liyakat, helal, haram. Vicdan sahibi olsun. Erdemli insanlar olsun. Kendilerini doğru ifade edebilsinler. Millete hizmet etmenin ne olduğunu bilsinler. Bunu bir yük olarak, bir sorumluluk olarak görsünler. Kendi liyakatlarının peşinde düşmesinler. Kendi zenginliklerinin peşine düşmesinler. Kendi varlıklarını yüceltmenin bir aracı olarak kullanmasınlar. Bunu bir hizmet kapısı gibi görsünler. O teslim edilen koltuğun emanet olduğunu bilsinler. Eğer siz bu koltuktan güç alıyorsanız hiçbir şeysiniz. Bu koltuklar geçici, bugün var yarın yok. O trafik kazasında o arabanın cesedim çıkabilirdi. Anladım. Nasıl cesedimin çıkmadığını hala inanamıyorum. Çok kötü bir kazaydı. Neyin garantisi var hayatta? Ama ben inançlı bir adam olarak şuna inanıyorum. Yarın son nefesimizi verdiğimizde, Allah'ın huzuruna çıktığımızda sana böyle bir imkan verildi. Sana böyle bir mevki verildi. Bunu nasıl kullandın? Nerede kullandın? Kendin için mi kullandın? Kendi zenginliğin için mi kullandın? Vatandaş için, millet için mi kullandın? Yapabildiğim sürece bunu yapacağım. Allah'ın bana verdiği akılla, sağlıkla, imkanla vazifemi yapıp teslim edeceğim. Bu kadar basit. Metroya bineceksin. Ben metroya biniyorum. Ben dolmuşa biniyorum. Ben bundan keyif alan adamım. Yani beni metroda gördükleri zaman, dolmuşta gördükleri zaman, telefondan sonra o mu değil mi, o mu değil mi? Benim deyip sohbet ettiğim insanlar. Ben insanın içindeyim. Ben milletvekiliyken de böyleyim. Hani daha cool davranmam, daha farklı davranmam. Böyle hususlar yok. İnsanına, halkınızla ne kadar iç içeyseniz, yaptıklarınızı, yapamadıklarınızı, niye öyle olmadığını anlatıyorsanız, samimiyetinizi geçiriyorsanız onların gönlünde yer ediniyorsunuz. Bu kadar basit. Kime numara çekeceksiniz? Yani herkes aptal da bir zeki siz misiniz? Anadolu insanı neyin ne olduğunu biliyor. Kimin samimi, kimin samimi olmadığını biliyor. Sana yaklaşımından anlıyor senin numara mı yaptığını yoksa yüreğini gerçekten mi açıp açmadığını. Biliyor, görüyor. İrfan sahibi, illa diploma sahibi olması gerekmiyor. Hiç kimse aptal değil. Herkes her şeyi biliyor artık. Hatta fazlasıyla biliyor. Hatta her şeyi bildiğini iddia ediyor. Bu da büyük bir sıkıntı. Ben bildiğim kadarıyla bana verilen imkan dahilinde Allah'ın bana verdiği akıl ve yaşın getirdiği bu tecrübeyle iyi şeylere imza atabilirsem hadi amenna. Ne mutlu bana. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Hani ekran önünde bunu konuşuyor değilim. Beni tanıyanlar biliyor zaten. Çok güzel söyledin bana. Programımızın çok az zamanımız kaldı Bahadır abi. Seni de yorduk ama bizim için geldin. Allah razı olsun. Gerçekten bizi kırmadın. Çok teşekkür ederiz. Şimdi bazı arkadaşlar böyle görünce işte iyileşmiş artık ayağa kalkmış diyorlar ama durum öyle değil. Benim tam iyileşmem 8 ayı alacak. 3 ayı geçti. Ekim'e bir kadar... ay daha yani Ekim ayında meclis açılıncaya kadar 4 ay geçmiş olacak. Ondan sonra başka bir korsem var. O zamana kadar daha çok büyük kalabalıkların içine, çok telaşlı ortamların içine giremiyorum. Çünkü düşmemem lazım. Yanlışlıkla biri bana çarptı da merdivenden düşersem hayır etmem. Kendimi kontrollü tutmam gerekiyor. O yüzden bir ay daha çok dikkatli olacağım ki meclis açıldığında orada vazifeme bir engel olmasın. Layıkıyla vazifemi yerine getireyim diye. Hani buradan bizi izleyen arkadaşlar... Ayaklanmış artık Bahadır Bey. Hayır, devam ediyor tedavim. İnşallah Bahadır abi, sağlığıma zamanda, tam kavuşacağım. Medyada olacaksın galiba. Oluyorum, şu an karşındayım. Tamam, yani ben bir tane, o da benim programım zannediyordum ama mutlaka ki belli açıklamaların olacak. Bu arada kültürel iktidar konusunda dediğim gibi aslında tam o konuya girmedik ama o konuyla ilgili son dakikalarımız ama Bahadır abi. Bir şey oluşum, bir proje... Başlatacak mısın? Malumun ben çok fazla o konuyla ilgili soru gelmiş grup başkan vekiliyim, kültür bakanı değilim.
Kültür Bakanımız gayretli çalışmalarını daha önceki dönemde de bu dönemde de gösteriyor. Hı hı. Son derece profesyonel insanlarla birlikteler. Bakanlıklarımız çok doğru insanlarla temsil ediliyor. Çok liyakatlı insanlarca temsil ediyor bakanlıklarımız. Biz bize düşen alanlarda sorumluluklarımızı yerine getireceğiz. Önerilerimizi tabii ki ileteceğiz. İstişarelerimizi tabii ki yapacağız. Önemli olan hayırlı hizmetlere teşvikçi olmak. Bilgimiz dahilinde ya da bize iletilen, bizim de düşündüğümüz hususları tabii ki ileteceğiz. Ama karar merceği olanlar bunları hayata dökecekler. AK Parti kurumsallığı Türkiye'de çok güçlü bir parti. Bütüncül bir parti. Herkes sorumluluk alanını biliyor. Herkes kendi alanına sahip. Herkes vazifesini icra ediyor. Türkiye için de bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu birlikteliğin, bu güven ortamının. Malumunuz AK Parti seçimlerden sonra ne kadar hazırlıklı olduğunu çok net ortaya koydu. Hemen seçimin akabinde bakanlar açıklandı. Meclis toplandı. Yeminler gerçekleştirildi. Meclis başkanı seçildi. Yani tık 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 bütün çalışmalar yürüdü. Bu hazırlıklı olduğunu, hizmete ne kadar hazır olduğunun göstergesiydi. Kaldığı yerden devam edecek. Milletimiz teveccüh gösterdiği müddetçe. Bu arada sana çok yoğun geçmiş olsun dilekleri var. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sevgili Bahadır abi, bizi kırmadın ve geldiğin için. Kitabımız da hemen Timahş Yayınları'ndan Derviş. Bu aslında en son çıkan son, kitabı. Kitap, bir kitap daha geliyor diye duydum. Yavaş yavaş hazırlıyorum. Hissediyorum. İmkan dahilinde. Eskisi kadar hızlı üretemeyeceğim çünkü mecliste başka sorumluluklarım var. Ama bir proje var. Onu yavaş yavaş hayata geçirmeye gayret ediyorum. Ama en son çıkan kitabım Derviş. Derviş. Dostlarımızın okumasını tavsiye ederim. Cem Sultan'ı anlattım. Cem Sultan benim için her daim çok enteresandı. Bambaşka bir gözle. Peki oyunculuk devam edecek mi sorusu? Şu an gündemde değil. Zaman içerisinde bakacağız inşallah. Milletvekillerin ahlaki değerlere aykırı davranış göstermemeleri ve ücret karşılığı herhangi bir iş yapmamaları gerekiyor kanun gereğince. Bir milletvekilinin aktörlük yapmasının önünde kanuni bir engel yok. Zaman gösterir neyin ne olacağını. Ama para karşılığı yapamıyorsunuz. Bu. Eskiden profesyonelce vazifenizi yapıyorsunuz. Belli bir karşılığını alıyordunuz. Ama milletvekili olunca parayla alakalı işleri yapamıyorsunuz. Ancak misafir sanatçı gibi yer alabilirsiniz. Ya da ben bundan ücret almıyorum. Ama ben sanatın beni tatmin etmesini ve oynadığım karakterin başkalarına neşme nema kazandırmasını istiyorum diyerek sadece benim vereceğim bir karar değil, genel manada bir konsensus sağlanırsa yapılabilir tabii ki. Neden olmasın? İnşallah. Peki. Bahadır abi beni kırmadı. Bu arada Bahadır abi çok... İmzalayayım. Lütfen şöyle İmzalayayım. Şu şekilde şöyle... Uzat biraz daha hızlı gönderdim. Bismillahirrahmanirrahim. Çünkü eğilemem. Çok özür dilerim. Teşekkür ederim. Oraya işte bakayım. Evet. Okuyabiliyorum şu anda Bahadır abi. Seni her daim dostum olarak gördüm. O yüzden dostum Esra çok, Hanım'a diyeyim sana. Bu benim için bir şereftir sevgili Bahadır abiciğim. Ama bu son Arap'ta sorular programı değil değil mi? Ben kaçıncı oldu geleli bilmiyorum. Allah razı olsun. Çok şöyle kabul buyurun çok lütfen. Çok teşekkür ederim. Şöyle atacağım saygısızlık olmasın. Estağfurullah, estağfurullah. Heh, uzanamıyorum. Çok teşekkür ederim. Bizi kırmadın, geldin. Benim için çok kıymetli bir kitapta sevgili Bahadır abicim. Yeni rütbelerimiz, görevlerimiz tekrar hayırlı olsun sevgili Bahadır. En büyük rütbe ne biliyor musun? Son nefesimizi verdiğimizde, musalla taşına yatırıldığınızda nasıl bilirdiniz dendiğinde iyi bilirdik denilmez. En büyük rütbe o. Çok Rabbim gecinden versin ama iyi bilirdiniz, iyi bilirdik. Geride öyle bir isim bırakırsak en büyük rütbe olacak. Eyvallah. Çok teşekkür ederim sevgili Bahadır abiciğim. Evet, değerli 24 TV izleyicileri, biz gidiyoruz. Kim vardı programımızda? AK Parti Manisa Milletvekili ve AK Parti Grup Başkan Vekili sevgili Bahadır Yenişehirlioğlu ama aynı zamanda oyuncu, yazar,
hukukçu, düşünür, iyi susar. Sevgili Bahadır Yeniçerilioğlu'yla mükemmel bir sohbet gerçekleştirdi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta yaşarsak, eğer bir şey olmazsa, bu civarlarda olacağım. Rabbim nasip ederse. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyoruz. Allah'a emanet olun. Eyvallah. Gidelim.